partimizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Meral Akşener. Öncelikle bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Büyük de bir heyecan duyuyorum. Evet, bütün bu toplantıların, sizlerin bize gösterdiğiniz bu misafirperverliğin, bu emeğin vebali vardır. Onun için öncelikle bana ve arkadaşlarıma haklarınızı helal edin. Buradasınız, bizimlesiniz, zamanınızı ayırdınız. Zaman en kıymetli metadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak beni ve arkadaşlarımı sizlere karşı utandırmasın. Sözünden dönenlerden eylemesin. Haksızlık edenlerden eylemesin. Kul hakkına girenlerden eylemesin. Buraya gelirken il başkanımıza dedim ki, neyle geçinir burada yaşayan insanlar? Dedi ki hayvancılık vardır. Şerbetçi otu diye bir bitki yetiştirdiler. Güne bakan derdik. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Ailem de çiftçiydi, köylüydü. Dolayısıyla güne bakan deriz, gün döndü deriz. Siz aydın diyormuşsunuz. Ayçiçeği yetiştirirler. Ve hayatlarını böyle sürdürürler. Şimdi bakın, kul hakkına girenlerden eylemesin dedim ya. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bizim her birimizi şuculuk buculuk üzerinden düşürdüler birbirinize sizi. Siyaseti şuculuk buculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla açıkta, 58 puanla tayin edilen ayısı dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seni neyle meşgul ettiler? Seni neyle meşgul ettiler? Ey milletim, aziz milletim, seni şuculuk buculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin ey kardeşim? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hasbi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen iyi insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler şuculuk buculuk üzerinden konuşuyorsa bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar. Şimdi senelerce okuttunuz çocuklarınızı. Mezun oldular, iş yok. Rızkınızdan kestiniz. 2 yıl, 4 yıl okuttunuz. Mezun oldular, iş yok. Ne yaptılar? Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS'ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum. Hanginizinki bir yere ulaşmadan kendi emeğiyle atanabildi? Çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar. 86 puan aldılar, 82 puan aldılar, 92 puan aldılar. 58 puan olan, 62 puan olan atandı, seninki atanamadı. Öğretmen oldular. Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda çalışsın, ister devlette çalışsın, öğretmen öğretmendir. Evlatlarınızı emanet ettiğiniz en önemli insandır. O kadar çok öğretmen, atanamamış öğretmen var ki her gittiğim yerde ağlıyorlar. Anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, bu çocuklar ağlıyor. Yazıktır, günahtır. Peki bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor. Şimdi tek iki tane rakam vereceğim size, sizi meşgul etmek istemediğim için. Bakın, 24 milyar lira sizin cebinizden Telekom'dan alındı. Sayın Erdoğan'ın aile dostu olan Haririlerin cebine konuldu. Bu arada Ankara'da Anka Park diye bir park yapıldı.
garibim dinozorların içini deşmişler. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park bu. Ne kadar harcanmış biliyor musunuz? 801 milyon dolar. Türkçesine 14 milyar TL. Toplayın ikisini, 38 milyar lira yapıyor. Bu 38 milyar lirayla neler yapılabilirdi? Sizin Nisan ayında çoğunuzun atamadığı gübreyi Türkiye genelinde bedava çiftçiye verebilirdik. O gübreyi ücretsiz devlet verirdi ve siz atardınız. Ürünlerinizin onun bunun elinde kalmasının önüne geçer, yüksek fiyat açıklanabilirdi. Bu arada üniversite okuyan çocuklarınıza zın KYK borçları silinebilirdi. Burs, karşılıksız burs verilebilirdi. İlkokul birden lise sona kadar okuyan öğrencilerimizin tamamına sabah ve öğle yemeği verilebilirdi. Ve bu 38 milyar lirayla ayrıca mezun olmuş mühendislerimize, gençlerimize istihdam imkanı sağlanabilirdi. Ne oldu? İki kalem, yani biri 14 milyar, biri 24 milyar birilerinin cebine gitti. Değerli kardeşim, sen çırak çıktın. Senin çocuğun çırak çıktı. Şimdi ben 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Esnaf esnaf, il il, ilçe ilçe geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar kendi partimi hiç övmedim. Hiç propaganda yapmadım. Başka bir siyasi partide hiç yermedim. Çünkü orada özne insanımız olmalıydı. Siyaseti, dertlerinizi, dertlerimizi tespit edip, onlar üzerinden çare üretip, o çareler üzerinden rekabet ettirir hale getirebilirsek hep birlikte bu siyasetçileri, sonuçta kazanan milletimiz olur, seçmenimiz olur. O dükkanların içinde müşteri veli nimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen veli nimet değil. El ele vereceğiz ve seçmeni veli nimet biz edeceğiz birlikte. Biz siyasiler vekiliz. Asıl sizsiniz. Aziz Türk milleti, siz asilsiniz. Dolayısıyla su göründüğünde temin bozulur. Siz buradaysanız her bir muhterem buraya gelip karşınızda resmi tazim durmalıdır, durdurmalısınız. Sağlığınız sağ olun Yıldızlar Başbakanım. Atın sağlığınızla. Hep beraber düzelteceğiz. İnşallah. Şimdi bir seçim geliyor. Bu seçimi el ele vereceğiz. Ve bugün uygulanan bu harami düzeni el birliğiyle sandıkta yıkacağız. Bakın, senin çocuğun işsizken 5 maaş alan danışman var bu ülkede. 10 maaş alan, 11 maaş alan, 15 maaş alan müdürler var, danışmanlar var bu ülkede. Bir seç, tabii ki aramaz. Sen ne tencerede bu akşam ne pişireceğimi düşünürken birileri eğer bu derece bu ülkenin kaynaklarını darmaduman ediyorsa bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni siz hep birlikte el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle beraber göndereceğiz inşallah. Burada yaşayan insanların, sen bir esnafsın, yani ekonomik durumunu anlamanın yolu senden geçiyor. Onun için soruyorum, işler nasıl? Ben kendi fabrikada çalışıyorum, onu da ek iş olarak yapıyorum, yetişmiyor. Fabrikada asgari ücret mi? Evet. Eşin çalışıyor mu? Çalışıyorum. İki kişi beraber çalışıyorsunuz. Cumda olmamasına rağmen. Evin kendinin mi? Yok, kira. İstanbul'dan geldim, buraya taşındım. Pahalı diye buraya geldim. Gelin nerede çalışıyor? O da fabrikada çalışıyor. Kaç yaşındasın? 33. Ben şöyle bir tepki vermek istiyorum efendim sadece. Benim babam öleli 12 sene oldu. Devlete 33 sene emek verdi. Benim babam öleli 3 sene hemen kardeşler olarak reddi miras yaptık. Ama zaman aşımına da uğradı babamın borcu. Ne gitmezse şu an maaşıma haciz gelmiş, maaşımdan kesiliyor icra kurulundan. Yani mesai yapıyoruz ama o mesailer komple ceza olarak kesiliyor. Ama
Şimdi biz reddi miras yapmışız. Yani icra kurulu nasıl reddi mirası görmüyor? Bir de reddi miras görmemesine rağmen 12 sene olmuş benim babam vefat edeli. Nasıl geliyor, kesiyor maaşı? Ben onu da çözemiyorum. Yani hangi yere şey yapsak ödemek zorundasınız. İşler nasıl? Şu anda çok zor. Yani 2 yıllık birikimimi Aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda yani sıfırdan yeniden başlamış gibi. Geriye doğru gittik Aralık ayından itibaren bu şeyler piyasa durumlarında. Doların yükselmesi. Burada mı yaşıyorsunuz? Bilecik'te oturuyorum. Bilecik'te yaşıyorsunuz. Aynen. Yani bütün ilçelere pazara geçiyorsunuz. Yani. Kaç çocuğunuz var? Bir tane çocuğum var. Şu anda askere gönderiyorum onu. Okulunu bitirdi. 24 yaşında. Birkaç ay işi aradık. Nereye mezun? Bilgisayar mühendisi Bilecik'te. Şimdi askeri göndereceğiz Allah nasip ederse. Ne zaman gidiyor askeri? Bu Ağustos'ta. Ondan sonra bakacağız duruma. Tabi piyasa düzelirse. Yani bugün mesela kaç müşteri satın aldı sizden? 7 veya 8'dir sadece. Yani ciro bakımından bakarsanız 200-300 lira civarında yani, hiçbir şey değil. Yani, mazot zaten o mazotu anca kurtardım şu anda. Hoş geldin sen Gülen Başkanım. İşler nasıl? Yok şimdi ikram etmeyin, yok satın alırsın. İşler bozuk, 3 tane ikram ediyoruz. Vay canım benim. İşler nasıl? İşte bu şekere dair durum ne? Şeker zam. Alamıyorsunuz işte, öyle bir durum var dediğim gibi. İşler takıl tukul gidiyor. Mazot pahalı, gübre pahalı, hayvan yiyeceği pahalı. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz, işin içinden çıkarıyoruz. Anne, genel başkanım.